Eski dilde ufuklar anlamına gelen bir sözcük. Harf alayım. Tabii. Bir harf daha alayım. Tabii alayım. Garbın nokta noktası. Afak. Afak doğru cevap. İbrahim Bey bizi dört harflerden çok korkuttular. Dört harflerden sizi kim korkuttu Selin Hanım? Söylemeyeyim neyse. Hep aynı yalan sevgili izleyenler. Onu size söyleyeyim. Dört harfler korkutucu değil. Dokuz harfler falan korkutucu. Bu gerçeği kabul edelim. Çünkü zaten dört harflerde kafa karıştıran şey burnunuzun ucundaki bir şeyse oluyor. Bambaşka zor bir şey düşünüyor herkes. Ama 8-9 harflerde zaten yani değil mi Burak Bey'in gazoz ağacını bilmesi bence yani onun tabiat ananın bir hediyesi. Yani başka bir şey değil. Asla bilebileceğini asla düşünmüyordum yani. Hani o öyle bir şey. İlham geldi. Gerçekten ha ya. Ben olsam gazoz ağacı derim falan gibi bir şey oldu orada. Evet 5 harflerle devam ediyorum. Matematikten geliyor soru. Bakalım nasıl sorduk. Matematikte bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla kağıda dökülmesi işi. Harf alayım. Tabi. Ç. Çizim. Çizim doğru cevap. Yine 5 harfli, Arapça kökenli, TDK edebiyat olarak kategorize etmiş bu kelimeyi. Bu kadar bilgi ne işimize yarayacak acaba? Gönder bakayım soruyu sen. Gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan edebiyat türü. Mizah. Mizah doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. Farsça kökenli bir kelime soruyoruz. Soralım bakalım. Neden güldü bakalım? Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü. Omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü. Göğüs, boyun. Kırılır bu. O... Gerdan. Gerdan doğru cevap. Gerçekten enteresan kelimeler gelmeye başladı. Efendim 6 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli yine. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Biriyle ilgili kötüleme amaçlı olarak yetkililere verilen gizli bilgi. Harf alayım. Tabii. Jurnal. Jurnal doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Hayatı her boyutta eleştirel düşünce pratikleriyle anlama ve sorgulama çabalarının tümüne verilen isim. Felsefe. Felsefe doğru cevap. Selin Hanım, yarışmanın ortasındayız. 3200 puanımız var. 3 dakika 12 saniyede süremiz var. Her şey yolunda. 12 harf daha alabilirsiniz lazım olursa. Tamam. İnşallah olmaz. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Yapım eki varmış sonunda. Bakalım nasıl bir şeymiş. Gelsin bakalım. Çıkıntısı olan tümsekli anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Tabii. B. Bombe olmaz. Gibi bir şey ama. Bubble. Saçlar için kullanılır. Mesela saçı... Aa saçınız bugün biraz bombeli olmuş demeyiz de ne deriz? Havalı olmuş deriz. Gibi havalı evet havalı olmuş deriz öyle değil. Tamam. Mesela kek bombe yapmaz ne yapar? Kabarır. Kabarma. Mastar değil. Kabarık. Kabarık doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. Birleşik bir kelime gastronomiden geliyor yine. Gelsin. Öf. Yoğurt ve bazı bakliyatlarla hazırlanan bir tür soğuk çorba. Harf alayım. Aldık. Y. A. Yarma, ayran çorbası, ayran aşı. Ayran aşı doğru cevap. Babam çok sever. Gerçekten. Evet. Vallahi ben de severim.